minik bir serçe vardı. Rabbine küsmüştü. Günler geçiyordu ve serçe Rabbine bir şey demiyor, onunla konuşmuyordu. İçine kapanmış, derin bir hüzne boğulmuştu. Melekler merakla Allah'a serçeyi soruyorlardı. Ve her defasında Allah meleklere, "O gelecek ve benimle konuşacak," diye cevap veriyordu. Çünkü onun sesini duyacak tek varlık benim. Ve onun minik kalbindeki derdini anlayacak olan yalnız benim, diyordu. Bir zaman sonra serçe, kalbi hüzün, gözü yaşla dolu bir halde bir ağacın dalına kondu. Hiçbir şey söylemiyordu. Öyle sessiz sessiz bekliyordu. Allah serçeye seslendi. "Söyle bana, canını sıkan ve kalbini hüzne boğan derdin nedir?" Melekler serçe ne söyleyecek diye ona bakıyordu. Serçe mahzun, biraz da sitemli ses tonuyla, "Küçük bir yuvam vardı Rabbim. Yorulduğumda dinlendiğim, üşüdüğümde sığındığım, kimseyi rahatsız etmiyordum ve kocaman dünyada ufacık bir yerdi. Kimsenin yerini dar etmiyordu. Sen onu da bana çok gördün. Neydi o zamansız fırtına? Esip yıktı yuvamı ve beni yuvasız bıraktı." Daha da konuşmadı serçe. Sözleri boğazında düğümlendi. Sessizlik Arş-ı Rahman'da yankılanıyordu. Ve melekler başlarını eğmiş, Allah'ın vereceği cevabı bekliyordu. Allah, "Ey serçe, sen benim kulum değil misin?" "Elbette kulunum Allah'ım. Öyleyse niye benim yapıp ettiklerime razı olmuyorsun da bilmediğin bir şeyi sorguluyorsun?" Serçe boynunu bükmüştü. Yüce Allah şöyle seslendi: "Ben size demedim mi? Sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır olabilir diye?" Serçe suçluluk içinde başını eğiyordu. Sonra cevap verdi: "Dedin Allah'ım. O halde neden hikmetini bilmediğin şeyleri sorguluyorsun?" Serçe hiçbir şey söylemedi. Mutlaka yuvasının yıkılışında bir hikmet vardı. Ama neydi o? Yüce Allah meleklerin ve serçenin de merak ettiği o hikmeti açıkladı. "Sen o yuvanda dinlenirken seni avlamak isteyen bir yılan yuvana doğru geliyordu. Seni yılandan korumak için fırtınaya emrettim, yuvanı yıksın diye. Böylece sen oradan uzaklaşarak yılandan kurtuldun. Nice belalar var ki muhabbetimle senden uzaklaştırdım. Oysa sen kuşatıcı muhabbetimi görmüyor, geçici belalardan dolayı bana düşman oluyorsun." Serçe artık hüngür hüngür ağlıyordu. Ve onu çok seven Allah'ın şefkat ve merhametine hayran kaldı. Ve "Affet Allah'ım, affet," diyebildi. Her birimizin başına çeşitli sıkıntı ve felaketler gelebilir. Bunların sebepleri üzerinde düşünmek, kendi hatamız varsa onu bir daha tekrar etmemek ilk görevimizdir. Yani kör bir teslimiyet ve pasif bir tevekkül doğru değildir. Ancak asla doğru olmayan bir şey daha var. O da uğranılan felaketten sonra ümitsizliğe kapılmak, kadere ve Allah'a küsmektir. Bu tavır insanı kötümserliğe ve pasifliğe sürükler. Oysa küsmek yerine
yeni imkanlar aramak, yeni girişimlerde bulunmak daha akıllıca bir iştir. Bir kapıyı kapayan Allah başka birini açar. Hele ki bizim irademizi aşan, beklenmedik felaketlerle manen yıkılmak güçlü insana yakışmaz. Çok önemli bir işi olan kimse bineceği uçağı kaçırınca üzülür. Ama ertesi gün o uçağın düştüğünü duyunca yanıldığını anlar. Hikmet yüklü şu ayet kulağa küpe olmalıdır. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Selam olsun, hayırlısı olsun diyenlere. Selam olsun, vardır Rabbimin bir bildiği diyenlere. Selam olsun, bu da geçer deyip yoluna devam edebilenlere.